Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never? Herkese merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Halime bakmayın ne olur. Savaştan çıkmış gibiyim. Temizliğimi şimdi bitirdim. Daha önce de söylemiştim pazar günleri temizlik günüm diye, ama onu artık böyle yavaş yavaş öne alıyorum. Çünkü pazarları bana biraz şey gelmeye başladı. Böyle canım istemiyor pek bir şey yapmak. Eskiden daha aktiftim pazarlara. Şimdi böyle iş yerinde de saatlerim biliyorsunuz geçen yıl yükseldi. Ondan beri zor geliyor pazarları. Biraz böyle öne alıyorum artık. Cuma, cumartesi artık nasıl çalışıyorsam öyle. Dip köşe temizledim yalnız. Silinmedik yer kalmadı. Çarşafları değiştirdim. Şurada çamaşırları astım. Bizimkilerini değiştirdim. Çocuklarını da değiştirdim. Onları yıkamadım yalnız. Çünkü şu arkada ikinci telim var. Çamaşır telim. Onu çıkarmak istemiyorum. Her yer daralıyor. Normalde eskiden oturma odasına seriyordum. Balkon önü açık olduğu için. Şimdi artık oraya da seremiyorum. Ya çocuk odasına ya da buraya alıyorum. O yüzden böyle tek tek yıkacağım. Anlayacağınız bir makine çamaşırım var. Onu da önümüzdeki günlerde yıkarım artık. Bugün fazla makyaj yapmayacağım. Şöyle bir fondöten sürüp bir de kaşlarımı şey yapacağım. Geçen şu fondöteni almıştım. Bunu daha önce de göstermiştim. Bunun kutuda olanını da almıştım ben. Şöyle yuvarlak kutunun içinde ama bilmiyorum ya. Kutudaki güzeldi de bunu pek bilemedim. Daha emin değilim. Bu arada bitenler de bayağı çoğaldı. Yakında bitenler videosu gelecek. Bu sefer bayağı değişik şeyler var. Evet. Ben seviyorum bitenler videosu çekmesini. Kendim de eğleniyorum çekerken. Bakın fazla bir şey yok. Şöyle rimel bile sürmeyeceğim. Bugün böyle. Bu hafta sonu ben evdeyim. Volkan çalışıyor. Yarın da aynı şekilde. Sabah 5, akşam 5. Yani 12 saat çalışıyor. Yalnızız anlayacağınız. Annem Türkiye'ye gitti. Kayınvalidemler Türkiye'de. Anlayacağınız yalnız kaldım. Volkan işe gidiyor. Yalnız kaldım. O yüzden biraz sıkıcı bu aralar. İnsanın böyle hafta sonu bir şeyler yapmaması insana ne kadar yansıyor. Şu an böyle bakıyorum aynaya. Böyle bitkin şey, böyle hafta sonu modunda olduğum ne kadar da belli. Halbuki o kadar bitkin değilim. Sadece nasıl denir? Biraz böyle relax'im. Daha rahatım. Ama öyle bitkinliğim yok. Yorulmadım da. Şimdi evde olmasam zaten işte iş yerinde koşturacağım için bünye alışkın koşturmaya. Birkaç kez de nerede çalıştığımı sormuşsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Drogerie Müller'de çalışıyorum. Satış danışmanı olarak. Almancası Verkaufsberaterin olarak. Öyle hem kasada hem öyle danışman olarak çalışıyorum. Onu da bir söyleyeyim dedim. Çünkü birkaç tane soru gelmiş. Nerede çalışıyorsun diye. Bazen böyle hiçbir şey yapmadan markete gittiğim de oluyor. Bazı günler böyle hafta sonu vesaire yüzüm dinlensin istiyorum. Makyaj yapmıyorum o yüzden. Şimdi çok soğuk durmasın diye de bir ruj süreyim. Öyle bir temizlik yapmışım ki savaştan çıkmış gibi. Evet, görüyorsunuz. Şöyle bir saçlarımı tarayayım. Ondan sonra da Volkan'ı arayayım. Sonra da çıkalım. Kızlar da içeride Just Dance yapıyor. Bugün akşam da beraber bunu deneyeceğiz. Da belki bilenleriniz vardır, belki de yoktur. Cilt temizleyici. Gözenek. Bakın bildim. Türkçesini buldum. Ay ne kadar Türkçesini buldum. Gözenek temizleyici. ciltteki gözenekleri temizliyormuş. Dün aldım Voyvort'tan. Volkan denedi. Bir işe yaramadığını söyledi. O yüzden ben de cilt temizliğinden sonra deneyim dedim. Gözenekler açıldıktan sonra belki daha bir faydası olur. Bu akşam beraber bunu deneyeceğiz. Bakalım bir faydası var mı gerçekten, yok mu? Beraber göreceğiz. Ben şimdi bir üzerime giyineyim, Volkan'ı arayayım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Şu oturuşa bakar mısınız bir? Hayırdır? Oturuşa bak. Elimi öpün diyor resmen. Merhaba. Rahat mısın Bulut? Bacaklara bak, Allah senin etmesin. Şunun oturuşa bakın, şunun. Şuna bak, şuna. Bacaklara bak. Bak bak. Bak. İyice yayıldı. İyice yayıldı. Yer çekiminde yer. Bu ne? Bu ne hal bu? Ellere bak. Oğlum. İyi misin sen? İyi misin sen? Elimi koyacaktım ondan sonra. Ay Bulut var ya, evimizin eğlencesi bu. Hareketlere bak. Bugün yatağı örtmedim. Şöyle hemen yeni çarşafları geçirdim. Şunu da bir kaldıralım. Ezgi altında kaldı eşyaları. Oraya mı? Şu soğukları atalım. Atalım. Başka da soğuk yok ama. Ayağını alıyordum Ezgi. Hepsini at gitsin. Hepsi soğuk gitsin. Oldu. Tamam. Hı. Hadi ya bebeğini al. Maskeni aldın mı? Çat. Tam evde oturmalık bir hava var. Aynen. Böyle çayını yapacaksın, oturacaksın. Oh. Rümen sürmeyince de insanın gözleri nasıl duruyor? Hemen bugün hızlı makyaj, tembel makyajı yaptım. Evet. Gidelim bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Volkan hiç yorgun durmuyorsun ha. Hiç yorgun değilim. Allah. Hiç yorgun değilim. Maşallah. Maşallah sana. Hiç 12 saat çalışmışız der misiniz? Değil mi? Der misiniz? Burada da kaza olmuş. Bakayım yavaşladı mı? Oo. Bayağı kötü gitmiş önü. O oradan buraya dönerken buradan gelen çarpmış. Gelen nerede? Onu götürdüler herhalde. Herhalde. Dışarısı da bayağı sisli. Evet. Soğuk. Sen şu plastikleri kapının arkasına koy. Evet. Hangi plastikleri dersin? Evet. Şunları çataldı. Ceren'cim sen bunları da oraya koy. Pencerelerini oraya. Ezgi sen bu çatalları yapmıştın. Ondan sonra makinamı boşaldın. Tamam. Bu kadar hızlı oluyor. Evet. Böyle. Kızlarım bana yardım edince böyle çabuk bitiyor işimiz. Ben bunu çıkarttım. Şimdi de koyabiliyorum. Koy bakalım. Bakın böyle hemen bitirdik. Ben bıçakları alayım. Teşekkür ederim. Elinize masaj yapayım. Yap bakalım. Şu neresi? Ha orası. Burası mı? Aha. Şurası. Ah. Şurası. Aha. Oh. Ceren. Efendim? Güzel masaj yapıyorsun. Acıdı. Kızına bakma. Şuramı. Sadece şuramı mı? Şuramı bastır bir. Tamam. Ha? Arkadaşlar. Oh. Ceren ben senin böyle masaj yaptığını bilseydim önce de yaptırırdım ya. Oy. Bana söylesene, sen önce yaptığımızı unuttun galiba. Unuttum. Bu kadar iyi bu kadar mıydı? Yapayım mı? Tamam. Anne ben yapayım. Tamam sen de yap. İçeri geçelim de. Anne ben. Ondan sonra yapalım. Ben nasıl? Çok güzel. Eline sağlık. Önemli değil. İkinize de teşekkür ederim. Ben daha yapmadım ki. Topladın ya. Evet ama bunu. Ha yap bakalım. Oh. Volkan'ın çantasını unutmuşum boşaltmayı. Hemen onun beslenme kutusunu bir yıkıyorum. Çünkü yatmadan önce tekrardan hazırlayacağız. Hayır çağırmadım. Olabilir. Olabilir. Evet o yüzden kutusunu hemen yıkayayım da yatmadan ekmeğini hazırlayayım. Benim gibi böyle iz sevmeyen arkadaşlara da şu bezi önereceğim. Spontex'ti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ikili paketteydi. O kadar güzel ki. Şöyle üstünden bir kere geçiyorsunuz. Hiç toz, hiç iz bırakmıyor. Ocakta da aynı şekilde. Sabunluyorum bezi. Ocağı siliyorum. İz kalmıyor. Çok güzel. Birini kurulamak için kullanıyorum. Birini de silmek için. Biri makinede yalnız şu an. Makineye atıp yıkıyorum da. Hiçbir şeysi yok. Kötü olmuyor yani. Onu da söyleyeyim istedim. Evet şimdi içeri geçelim. Maskemi de yaptım. Şöyle parlıyor görüyorsunuzdur. Gözeneklerimi açtım. Şimdi şu aleti deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Çünkü ben şunu şöyle tutmuştum üzerine. Bunun ucu büyük geliyor bana. Tam tutmuyor. Evet bakalım deneyelim. Şey yapacak mı? İstediğimiz gibi bir sonuç verecek mi? Benim cildim kuru. Kuru cildim var. Bayağı kuru. Şöyle yazın sadece şu T bölgem hafif yağlanıyor. Ama öyle aşırı bir yağlanma da olmuyor. Evet deneyelim bakalım. Korkuyorum. Deniyorum. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3. Çok komik duruyor. Gözle bir şey göremiyorum ama çekiyor. Bakın. Çekmesine çekiyorlar. Artık sonra şurasından göreceğim. İçinde bir şey var mı yok mu? Küçük ucunu takacağım ben bir de çünkü tutmuyor şuralarımı, ince kalıyor. Öyle sivilcem de yok denesin. Şurada bir de şu öbür ucunu takalım. Bu ne içinmiş onu bilmiyorum. Şöyle şey var, demirli burada. Bu da demirli şöyle. Bir de bunu deneyelim. Bir de bu büyüğünü deneyelim. Öyle bir şey görünür de bir şey yok. Şuna bakar mısınız? Eyvah. Kızarttım. Bu yuvarlak ucuyla en büyüğüyle daha güçlü çekiyor. Bakın. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama kuru cildim daha kuru oldu. Soyulmaya başladı. Hiçbir faydası yok. Bunu sadece böyle kan dolaşımı için kullanabilirsiniz. Kan dolaşımı için çok güzel yalnız. Onu söyleyebilirim. Şöyle. Valla belki de benim cildimin kuru olmasından kaynaklanıyor. Hiçbir şey yok. Bakın mesela en çok bununla yaptım. Şöyle. Hiçbir şey yok ucunda. Bir tane bile bir şey gözükmüyor. Ama dediğim gibi kan dolaşımı için kullanabilirsiniz. Ya da gerçekten böyle gözde görünür siyah noktalarınız vesaire varsa deneme amaçlı alabilirsiniz. Ama yoksa hiç benim gibi böyle kuru ciltlere hiçbir faydası yok. Ama şöyle masaj olarak güzel. Yalnız fazla tutmayın, kızartıyor. Gözüküyor mu? Evet. Kızartıyor ya, ama masaj olarak gerçekten güzel. Oh! Dudağım kaldı içinde. Bakın dudaklarıma. Cildimi de aynı şekilde böyle kuruttu. Ay. Böyle işte. Kuru ciltliler için söyleyebileceğim bir işe yaramıyor. Yağlı ciltleri bilemem. Gerçi Volkan'ınki de yağlı bir cilt. O da işe yaramıyor dedi. Ama masaj aleti olarak kullanabilirsiniz. Masaj olarak güzel gerçekten. Sevdim. Bunu kullanıyorum bu aralar. İş yerinden getirdim. Bayağı da güzel. Hoşuma gitti. Birkaç gündür kullanıyorum. Tuhaf bir yapısı var. Bakın böyle jelimsi gibi bir şey. Ama dediğim gibi hoşuma gitti. Güzel. Gül var içerisinde. Cilt bakımında cildinizin bilmeniz önemli bir şey. Şimdi ben bunu gösteriyorum diye her cilde olacak diye bir şey yok. Bu şu anda sadece benim gibi kuru ciltler için güzel bir şey. Ama yağlı ciltlere olmaz tabii ki de. O yüzden her seferinde söylemeye özen gösteriyorum. Cildim kuru diye. Ki alırsınız memnun kalmazsınız. Onu istemem tabii ki de. Memnun kalın isterim gösterdiğim ürünlerden. Evet, şöyle göz altlarıma sürmedim. Sadece şöyle. Göz kremi de bu aralar bunu kullanıyorum. Biotherm bitsin. Ondan sonra yine diğerine geçiş yapacağım. İşimden dolayı ürünleri böyle deneme şansım oluyor. O yönden çok şanslıyım. Bakın mesela şunu hemen çekti benim yüzüm. Komple çekti. Bunu da göstermiştim sizlere. Bu aralarda bunu sürüyorum hep. Kış için tavsiye edebilirim. Ve akşam yatmadan önce ben hep ne yaparım biliyor musunuz? Şöyle koku sıkarım. Bir yere gidiyormuş gibi, evet, şöyle testerlerim var. Bunlardan sıkarım böyle. Seviyorum güzel kokuları. Ay, bu da güzelmiş. Bak, bunu sıkmamıştım ben hiç. Ama gerçekten güzel kokuyormuş. Aa, bayıldım. Bakın şu. Bakın. Şöyle. Güzelmiş, kokusunu sevdim. Dediğim gibi cilt bakım ürünlerim bu aralar sabah akşam sürdüğüm tek cilt ürünleri bunlar. Şöyle göz kremim Biotherm'in, Anna Marie Burlington'in de böyle cilt losyonu. Bu cilt losyonu onarıcı aynı zamanda. Hem koruyucu hem de onarıcı olarak geçiyor. Öyle bitene kadar bunu kullanmayı düşünüyorum. Bayağı da büyük. 150 milim. Evet. Ay, bakın yumuşacık yaptı. Ne güzel oldu. Şimdi de film izleyeceğiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretsiz. Bir abone tuşuna basarsanız çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.